Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere Tiki uygulaması yapıyoruz. Bizim kayda bulunan masaların üzeri Tik ve bu tikler güzel gözüksün diye Tiki uygulaması yapacağız ve bu Tiki koruyor arkadaşlar. Yani üzerine yağ döküldüğünde kirlenmesini engelliyor. Yani yağın Tik'in içine geçmesini engelliyor. Aslında bazı yatlar bunu güverteye de uyguluyorlar ama bizim güvertemizde böyle bir imkan yok. Çünkü önce Tiki uygulamadan önce zımparayla üzerinden bir geçmek gerekiyor. Sonrasında Tik yağı, sünger, fırça, bez yardımıyla Tik'in üzerine uygulanıyor. 2 kat, 3 kat bu yapılabiliyor. Yani şimdi gelin birlikte size Tik yağı nasıl uygulanıyor onu gösterelim. Ozineş ve Alagöz. Bu şekilde makinalarla arkadaşlar zımparalıyoruz. Şimdi ben de zımparaya geçeceğim. Ondan sonrasında nasıl uyguladığımızı göreceksiniz. Sabır isteyen işlerde bugün. Şimdi bunların üstünü Alagöz hep makineyle geçti, egzantrikle. Ama araları var gördüğünüz gibi. Sabır isteyen kısmı da bu. Araları tek tek zımparalayacağız. Bir de bundan burada bir tane kocaman var. Ozan sanırım ikinci çizgidesin Ozan. Kaçıncı çizgidesin? 1-2. Allah kurtarsın kardeş. Daha çok çizgimiz var. Hayırlısı. Mehmet makineyle devam ediyor. Biz de zımparayla aralara girmeye devam. Evet arkadaşlar, buranın zımparası bitti. Orbitalle üst seviyesi. Bunların da bitti. Sadece aralar kaldı. Bir de şu Ozan'ın önünde kalan kısım beyaz, daha beyaz zaten görüyorsunuz. Bu işlem bittikten sonra Tik yağı uygulayacağız. Tik yağı nerede? Aha da burada. Bakın tozu görüyor musunuz? Kahveler. Acayip bir toz çıktı 2 dakika. Efendim? Kahveler mi? Kahve. Kahveler geliyor, bir saniye. Bu da Tik Oil. Bunu uyguluyoruz arkadaşlar. Bakın 500 mili kaç euro? 31 euro 21 cent. Biraz pahalı bir ürün. Ama Tik'in ömrünü uzatıyor ve Tik'i koruyor. Üzerine de bir şey döküldüğü zaman, yağlı bir şey, daha kolay çıkmasına bence sebep oluyor. Bence videoyu kapatıp kahve yapmanız. Ya bir susar mısın arkadaşım? Hadi çalışalım. Aynen, lütfen. Aynen susadım. Lütfen kahve getir bana. Ben ısmarladım. Mutlu musun kardeşim? Teşekkür ederim. Kusura bakma, makine kahvesi yapamadık. Böyle normal Nescafe yaptık ama. Ozan özellikle sen kusura bakma. Bir Starbucks tutkunu olarak. Yapsaydın daha da güzel olurmuş da ya. Hocam bir şey yok. O kadar da vakit harcayamadım. Kaçıncı çizgidesin? 9. O iyi, bir şey kalmamış Ozi. Evet. 100 tane daha falan kaldı. İyi. Ben de şuradan geliyorum. Ben de 4-5 tane falan yaptım. İçin rahat olsun. Ortada bir yerde buluşuruz. Bitti diyebilirim şu anda. Ondan sonrasında da kuru bezle üzerindeki tozu attırıp sonra Tik oil'i uygulayacağız. Onu da şimdi birlikte göreceğiz. Şimdi zımparası biten Tik masaları temiz bir kuru bezle tozunu attıracağız. Tozunu attırdıktan sonra da yine temiz bir bez yardımıyla Tik oil'i uygulayacağız. Hadi gelin beraber yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi ameliyathaneye bu masayı aldık. Altına da normal bizim kendi Tik'imize damlamasın diye. Veriyorum narkozu. Narkozu verelim. Evet. Narkoz vermek önemli. Alagöz şimdi tozunu alıyor bir kat daha. Evet. Ve bezdir. Kuru bez. Bez burada. Uygulamayı da kuru bezle yapacağız. Evet Alagöz. Bu işte en tecrübeli bir sensin. Tri nedir bu olayın? Ne oldu, niye gülüyorsun abi? Ciddi ciddi söylüyorum. Ben elime almadım daha yani, yalan değil. Ben aldım da marketten aldım sadece. Marketten, aynen. Çako ile beraber gittik aldık. Çako peşin satan gibi oturuyorsun. Abi işi ustasına bırakacağız. Estağfurullah.
Renk anında zaten. Evet arkadaşlar, Alagöz şimdi son katı vuruyor. Araları da yaptık. Araları böyle tornavida yardımıyla böyle vernikli gibi, renk gerçekten çok güzel oldu. Bu da yapılmamış hali. Şuradan şöyle göstereyim. İşte park bu tamamen vernik gibi aslında. Ahşabı koruyor ve rengini bu şekilde yapıyor. Şimdi bunu yaptık. 1, 2, 3, 4. Şu ikisini bir say. 1. 3 tane kaldı. İyi bir şey kalmadı. Evet. Arkadaşlar, tick oil işlemi de bitti. Size şimdi sonucu göstereyim. Evet, bakın. Böyle bütün aralar, masaların üzerleri ve koltuk kenarları, tick olan her yer yapıldı. Değil mi Şerifciğim? Evet arkadaşlar, bu videonun da böylece sonuna geldik. Tick oil nasıl uygulanır, bu videoda bunu gördünüz. Açıkçası ben de ilk kez uyguladım bunu. Daha önce hiçbir teknede uygulanmamıştı. Videonun başında dediğim gibi, bunu bütün güverteye yapan tekneler de var. Ama güvertede yapılması için bütün güvertenin önce zımparalanması ve ardından tick oil uygulanması gerekiyor. O yüzden çok uzun bir iş. Ticklere klinazürün oksalik asit denilen malzemesini uyguladık. Tick Wonder'da uygulayabilirsiniz siz. İkisi de oldukça ticklerde başarılı. Ve şunu söyleyeceğim arkadaşlar, bir kaptan bir abimiz YouTube kanalı açmış ve tekne manevraları ile ilgili videolar paylaşıyor. Ben izledim ve beğendim. Sizin de dikkatinizi çekebilir diye düşünüyorum. Kaptan... Seyre çıktığımızda biz de paylaşacağız. Aynen. Biz de manevra yapabiliyoruz yani. Seyre çıktığımızda biz de paylaşacağız. Kaptan Keremcan Gökbudak kanalın ismi. Ben zaten açıklama kısmında da linkini bırakacağım. Oradan siz de göz atabilirsiniz. Tekne manevraları ile ilgili videolar paylaşacak. Yazın kısmetse Çako'nun dediği gibi biz de seyir ve manevralarla ilgili video paylaşacağız. Takipte kalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.